Arkadaşlar. Over 800 meter volgen twee rechte rijstroken bij het knooppunt Almere om de bordering A6 richting Groningen, Lelystad te volgen. Arkadaşlar, selamun aleyküm. Ben Urfa kardeşiniz. Arkadaşlar, gene gaza geldik. Allah razı. Volg de twee rechte rijstroken bij het knooppunt Almere om de bordering A6 richting Groningen te volgen. Gaza geldik. Arkadaşlar, diyorum ya, ben baştan beri bir şey verebilmek için. Over 800 meter, voeg in op de A6. Bir şey aldığım için sizden bir şey veriyorum arkadaşlar. Bu işler böyledir. Yani gerçekten diyorum, bu iş ne veriyorsunuz? Ödül nedir? O kadar kişi yorum yazdı. Eline sağlık. Abi, kardeşim, ya bilmem şöyle böyle. Yani nasıl bilmiyorum ki. O kadar coştuk ki gene. Yani diyoruz ki. Blijf 2 kilometer doorrijden op de A6. Şimdi nedir arkadaşlar? Şu günlere bakın. Mesela bugün de ben kalktım. Havayı görüyorsunuz biraz. Yani itin öldüğü yere gidiyorum. Niye? Ne için arkadaşlar? Meşhur olmak için mi? Kendimi mi gösteriyorum? Para mı kazanıyorum? Veya neyse. Ne arkadaşlar? Çünkü bir şey veriyorsunuz arkadaşlar. Sizin verdiğiniz bana şey beni çok yani ne bileyim yani bunu yapmama gerçekten diyorum şey oluyor, sebep oluyor. Yani ben de biliyorum. Yani farklı davranmayı işte bilmem ne. Arkadaşlar hayat ciddi. Böyle efendim dizilere bakarak normalde millet bazen hani böyle bir karakter değişikliğine uğruyor ya. Yani arkadaşlar öyle bir şey yok. Over 800 meter volgt de twee linker rijstroken om de afrit A6 te nemen richting Groningen, Lelystad. Hayatın gerçeği ekmek peşinde milletimiz, vatandaşlarımız çocuklarını koruma peşinde. Hani dizilerden ibaret değil bizim hayatımız. Biz tabii örnek aldığımız bazı... Volg de twee linker rijstroken om de afrit A6 te nemen. Hayatın gerçeği budur arkadaşlar. Biz normalde bizim burada yıllarca çalışıp emek vermiş, çocuklarına bakabilmek için çaba sarf etmiş insanların yanına gidiyoruz. Niye? Niye onların yanına gidiyoruz arkadaşlar mesela? Çünkü onlar yani mesela diyelim ben dahil içinde hepimiz yani yoksullukta gördük arkadaşlar. Yani burada kalıyoruz diye bazıları diyor ya işte popomu Avrupa'ya dayadım artık ben her şeyim rahat. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle 4-5 bin liralık arabayla gelip Avrupa'dan size böyle yani bu araba 100 bin lira kimin tanıtıp ceplerinde iki maaşları olup da orada ağalık yapan insanları da tanıyorum ben. Yani bunlar boş. Hani Avrupa'da gerçekten arkadaşlar belki 50 sene 40 sene önce bir şekilde parayı toparlayabiliyordun. Şimdiki zamanda arkadaşlar gerçekten hayat biraz burada da farklı oldu. Mücadele ediyor vatandaşlarımız. Yani biz de sizin gibi en az sizin gibi biz de çabalıyoruz arkadaşlar. Hani onu demek istiyorum. Burası Avrupa işte. Taşı toprağı altındır falan öyle bir şey yok. Bizim memleketin taşı toprağı altında. Şimdi bizim millet yani bizim orada yani şöyle diyeyim. Her şey biraz buradan farklı. Burada tabii bura küçük olduğu içindir falan filan. Burada burada doldu arkadaşlar. Burada yabancılarla doldu. Yani burada doldu yabancılarla. Bura eskiden diyelim iki tane Türk vardı. Efendime söyleyeyim iki tane Kürt vardı. İki tane Arap vardı. İki tane eşeği vardı. O vardı bu vardı. Şimdi arkadaş artık yani şimdi her şey var. Yani şimdi Afrikalısından tut. Bilmem nelisinden tut. Her şey var şimdi baba. Yani her şey var artık. Şimdi ne demek istiyorum onunla? Eskiden çalıştığın zaman veya bir şey olduğu zaman efendime söyleyeyim bir anlamı vardı. Şimdi arkadaşlar Polonya'dan geliyorlar ve her neyse senin yapacağın işi 5 lira yapıyorlar, 3 lira yapıyorlar. Ne oldu? Çöktü. Eskiden senden başka kimse yapamıyordu bu işi. Şimdi 10-15 senedir bu Bulgarların gümrüğü de açıldı. Efendime söyleyeyim Polonya işte Bulgarlar da kardeşimiz de. Yani demek istediğim gümrük açıldı. Gümrük açılınca ne oluyor? Yani olan oluyor yani. Yani daha doğrusu herkes ekmek peşinde. Buraya gelip onlara şey veriyorlar. Vize veriyorlar arkadaşlar. Her neyse
Bunlar başka konular. Arkadaşlar işte böyle. Biz de normalde bizim kendi toplumumuzdaki insanları göstermeye çalışıyoruz. Kürdüdür, Türküdür. Hepsini göstermeye çalışıyoruz. Hepsi de babacan insanlar, kalender insanlar. Efendime söyleyeyim. Uççu zaten. Bak arkadaşlar, yemin ediyorum. Kim bu havada dışarıya çıkar? Göstermek istiyorum ya. Kim evini bırakıp bu havada gider? Yani hangi kafadan, yani normal bir insan gider yani, buyur. O göz gözü görmüyor, biz neymiş, kuş çekeceğiz, millete göstereceğiz falan. Ne olacak, elimize ne geçecek? İşte ona da siz karar verin arkadaşlar. Ne geçecek, geçmeyecek. Benim ödülüm sizin benim yanımda olmanız. Ben sizi benim sevdiğimi de biliyorum. Beni desteklediğiniz için de Allah razı olsun arkadaşlar. Siz destekleyin. Ben değil böyle havada, puslu havada bile çıkarım arkadaşlar. Zaten hava puslu da. Allah bu günleri geçirir inşallah. Allah inşallah hepinizi, bu izleyen herkesi, bütün insanlığı korur inşallah arkadaşlar. Bakalım, Osman'ın yanına gidiyoruz. Osman'ın yanına gidiyoruz. Osi beni Yaşar Demir'le tanıştıran insandır. İster inanın ister inanmayın arkadaşlar. Bakalım Osman ne yapıyor, ne ediyor, neşesi nasıl, kuşları nasıl. Babacan birisindir arkadaşlar, sesi de güzeldir. Kendisi aslen Kürttür. Ama adamın da dibidir arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi seyirler. İsmail'de kalın arkadaşlar. Doğru kanaldasınız, doğru yerdesiniz. Arkadaşlar selamun aleyküm. Videoyu yeniden çekiyoruz. Videoyu baştan aldık. Olsay bize artık yani rajon kesiyor bize artık yani. Olsay bir şey dedi, yemin ediyorum bayılacaktım yani, o derece oldu. dedik baştan alalım. Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm selam. Eyvallah, hoş geldin. Sen alamıyor ki, sevildiğini bil. Tamam, orada dur, orada dur. Orada dur. Osman İnan'ın yanındayız arkadaşlar. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk babam. Arkadaşlar Osman abimiz, Osman kardeşimiz bize kuşlarını tanıtacak. Hava gerçekten kötü. Şimdi o uçurduğumuz kuş da gitti. Boş ver kuşu muşu. Şimdi arkadaşlar yapılacak bir şey yok. Osman şuraya gidelim. Bize bir kümeslerini şöyle tanıt. Şöyle kısa bir şekilde. Önce bir seni tanıyalım. Sen kimsin babacan? Vallahi ben Osman İnan, Konyalıyım. Konya'nın Canbeyli, Gölazlıyım, Gölazlı kasabasından. 35 senedir Hollanda'dayım. Doğduğumdan beri de kuşçuluk yapıyorum anasını satayım. Eyvallah babam benim. Usta, başka? 35 senedir buradasın. Başka işte... Bu evde kaç senedir bu kuşları besliyorsun? Yani bu evde. Bu evde mi? Evet. Bu evde 7-8 sene oluyor. 7-8 sene. Babacan, şimdi etrafa baktık, orman gibin. Evet, biraz çok zor burada kuş uçurmak. Ne şartlarda kuş uçurmak? Nasıl usta, ne, yani bundan bazen demiyorum yeter artık, ben bıktım falan demiyorum. Yani senin bir açın varsa şu taraf oluyor. Yani değil mi seferleri? Işte. Başka açı yok. Evet. Bir buradan var. Başka yok. Gir içeriye. Az kaldı. Babacan, şöyle... Şu damızlıklarını başlayalım önce bir. Ne var ne yok kısaca anlatalım. Geç ulan. Arkadaşlar tamam, sus ulan. Bak yeter ha. Arkadaşlar Osman İnan anlatacak bize usta. Kurban ben kuşlarım var ya. Kuşların soyu hep bununla. Ha, demin onu söylemedin mesela. Bununla. Bu dişiyle. Evet. Bu erkek. Aşağı yukarı bunlardan gelirler. Hepsi. He. Vallahi mı? Vallahi. Benim damarım ama. Tamam. İki kendi. Tane ayrı damar var. Bir Emin abi. Tamam. Bana hediye ettiği kuş. Tamam. Emin tamam. Abi. Tamam. Ona da selam olsun. Çok bol bol selam olsun. Bunlar da. Bir de bunlar var. Bunlar da bir damar. Bunlar da arini kuşları. O kuşlar ıslandı. Bir o damar var. Evet usta. Bir de
Osman sen içeride kal, atma hayvanı dışarıya. Şöyle elinde göster babacığım. Bir de bu var, bu damar var. Ey maşallah. He, bu bunun 16-17 seferi var. Gördün evet. mü? Gördün mü babacığım? Gördün mü bu kuşu? Uçurdun değil mi? Tabii. Ben sana demin anlattım ya. Ya demini boş ver. Şimdi sen normalde 3 sene mi? Ne dediydik? Kaç sene sonra bu damızda ayırıyor mu kuşlar ustam? 3 sene. 2-3 sene. Hepsini seçiyorsun. Tabii. Kalan kalır. Kalmayan. O sen, yani şimdi o senin pili bitti arkadaşlar. O senin demin çekim yaptık. Artık şimdi bundan idare edeceksiniz. Kuşları daha anlatacak bir şey var mı babacan? Şöyle budur şudur dediğin var mı? Var işte, vardı da yani. Oh, nalet olmuyor sana var ya, bitirdim. Arkadaşlar demin çekim yaptık. Şimdi arkadaşlar her çekim... Şunlar ne ustam? Şunlar ne? Hangisi? Şu öndeki, şu. Onlar da o şeye giriyor. O bozlan dumanlıya. Onlar da geliyor altından tabii, düşüyor. Tabii tabii, bana çakmakla atıyor. Maşallah. Çakmakla atıyor. Ondan sonra o beyazlar var, beyazlar. Beyaz. Bunlar da çok eski bir damar ama kanadı daha kısa, yeni daha çıkmıyor. Ya yavaş yavaş çıkıyor kanatlar ama daha tam değil. Bunlar da güzel. Bunlar da sağlam. Bunları mesela uçurdun mu uçarlar mı usta? Tabii ben şimdi atayım uçar ama... Yani evet. Onu bil. Yani bunlar yani mermi gibi hazır diyorsun. Tamam. Eyvallah. Ha, bu yavruyu sana uçurduk demin. Evet. Bak indi yine yerine. Maşallah. İstersen bir daha atayım. Boş ver yapma ya hayvanı. Evet. Yok boş ver. Arkadaşlar bak, demin uçurduk o hayvanı. Mesela şuradakiler yavru mu o şey? Oradakiler. Ne onlar? Daha yeni gördüm ora. Onlar ya, rahatsız mı hayvanlar? Ya onlar bilmiyorum hani yanlış anlama istiyorsan. Yok rahatsız değil. Neyi babacan? Yoksa sen elinle mi bakıyorsun? Maşallah maşallah. Yok kendileri yemiyor ama birisinin ana gitti, birisinin baba gitti, bakmıyor bazıları. Bunlar işte... Maşallah babacan. Ne bileyim abi, öyle ters gitti işte. Ne yapıyorsun şimdi, elinle mi bakıyorsun? Yok, kendileri yiyor. Babası mı bakıyor yani, ana baba fark etmiyor? Yok, kendileri yiyor. Ha bak, yeme düşmüş mü yani bunlar? Yeme düşmüşler abi. Ha onu demek istiyorum. Ben yemi böyle bir şeye atıyorum. Ondan sonra onlar yiyor. Eyvallah. Abi ne yerler şimdi? Yavaş yavaş yerler. Hadi kurban. Hani pompayla falan ekstra şey etmiyorsun da babacan? Ay bak şimdi yerler. Yok ben sadece su veriyorum. Pompayla su veriyorum. Tamam niye? Niye yem basmıyorsun? Hani komple yem niye vermiyorsun? O biraz şey, daha yavru oldular mı? Biraz o daha küçük. Onları açtılar. Tamam. O zaman daha küçükler. Ha onu tamam. Ama şimdi kendileri yiyor. Tamam usta. Anladın? Tamam. Hani aa, kontrol ediyorsun değil mi? Cılız mı değil mi? İşte takviye mesela, lazım mı? Tamam. Mesela bunlar hep bunlar bir kan. Muazzam kuşların var usta. Aa, o, maşallah diyelim. O anayla baban böyle renkleri de veriyor. Ne burada önemli olan nedir usta? Burada ne olmamalı veya ne olmalı? Bu damızın kümesinde ne olmalı? Mesela nasıl olmalı? Mesela havalandırma diyelim veya güneş. Ne olmalı usta? Güneşe bakacak. Bakacak usta. Evet söyle. O ilk şart. Heh. İlk şart. Niye usta? Güneşe bakacak. Niye usta? Bir, ızgaranın altına kuru tutar. Duyun arkadaşlar. Kuşlara vitamin verir. Eyvallah. Kuşlar banyo yaptık ben. Kuşlara böyle serinler kendini. Evet. Rahatlanırlar. Eyvallah. Daha kuru oluyor. Nem oranı daha az. Ki ya böyle ona, bir evet. Ora şey mesela gölge. Evet. Orada nem fazla. Nem ne yapar kuşlar ustam? Mahveder kuşlar. Duyun arkadaşlar. Bak, bir kuş eksi 40 dereceye kadar 50 dereceye kadar değerir görcün. Duyun korkma arkadaşlar. Yani. Eyvallah. Ama nem yemesin. Rutubet, nem. Veya bir damla bir şey üstüne aksa evet. O kuş gidicidir. Öldürür. Öldürür değil mi usta? Ama yeri kuru kalsın. Evet. Ama -30, -40 olsun. Evet. Hiçbir sorun olmaz. Değenir o kuşlar. Yani ışık alacak usta. Birinci husus. Doğru, odur damızı kümesinde. İkinci ne ustam? İkinci işte bu. Havalandırma. Havalandırma. Şşt, ben
o şey için nem için biraz da şey attım, kamış attım içeriden. Bir bakabilirsin. Tamam. Kamıştır ha o. Bu alıyor mu usta? Tabii. Kamış çekiyor. Senden duydum. Vallahi. Duyun arkadaşlar, bunu da ilk duydum. Hani kedi toprağı falan tamam. Bizim o toprak evlerde var ya. Evet. Kedi. Evet. Bu kamıştan vardı yani. Evet. O nemi alıyor. Duyun arkadaşlar, ustamız bir şey, bir altın bilgi daha verdi. Bu kamışlar. Evet. Bu kamışlar. Hani bu ne, bambu oluyor değil mi yani, bambu? Yani kamış bambu oluyor değil mi? Gelen o kamış, Türkiye kamışı işte. Bambu mu diyoruz biz buna, normali? Bambu mu oluyor bu? Bambuş topluyorsun. Rit. Tamam, böyle suların kenarında böyle. Tabii, tabii. Ha, öyle şeyler yani. Ama bunu hazır alabiliyorsun. Tamam. Bu normalde. 1.80'e 1.80. Evet. Normalde serdiğin zaman nemi çekiyor. Yani nemi alıyor. Bunu altına şey yapıyorsun. Evet. Altına, altına. Evet. Ondan sonra o öbür tahta. Ondan sonra da bunları monte ediyor. Baba, kamış burada. Arkadaşlar ilk defa duyuyorum. Helal olsun. Demek bu da bir şey. Tabii. Nem alıyormuş. Bu da bir tecrübe. Evet. Babacan başka? Başka olmayan. Havalandırma. Şimdi mesela kapın komple açık. Neden usta? Şimdi artık yaza doğru gidiyoruz. Kışın örtüyor musun? Kışın örtüyorum. Bunun ön tarafı var. Niye örtüyorsun usta? Yağmur olmasın. Tamam ama nasıl havalanıyor içeri o zaman kışın? Bu aralardan yer var. Hani var. Ha tamam o zaman usta. Arkadaşlar yaz kış havalandırma ne kadar önemli olduğunu Osman anlatsın bize. Bir de sen kendin için de iyi yani. Solunum yolları. Evet. Solunum yolları için de iyi. Başka havalandırmazsan ne olur kuşlar usta? Ya ne olur, bu şeyleri kapanır. Arkadaşlar normalde hayvanın bıraktığı tozdan bildiğin hayvan toz bırakıyor. Aynen öyle. Yani normalde farz edelim onu bir şeye kapattın. 10-20 tane kuş birden bu tozu bırakırsa ne oluyor arkadaşlar? Yerdeki pislikler, toz, toprak. Osman ustamız onu demek istiyor. Evet. Kuşların o burun deliklerini kapatır şey. Değil mi ustam? Tıkar ondan sonra. Bir kendine de zararlı. Aynen yani. Öyle. Sen kendin o tozda 5 dakika durabilin mi? Tabii tabii. Çok zararlı yani. Bir de maske kullanalım arkadaşlar temizlikte. Değil mi usta? Tabii. Onu temizlerken. He onu diyor. Aa, onu anlat. Niye ustam? Söyle ustam. Ya şimdi özellikle yazın o pislikleri çok kuru oluyor. Yani onun dağılma şeyi daha fazla. O pisliğin dağılma şansı evet. Daha fazla oluyor. Ama kışın maskeye gerek yok. Biraz daha nemli olduğu için evet. Temizlediğin zaman fazla dalmıyor. Usta diyelim ki bu dışkıya su değdi. Evet. Ne oluyor mesela içeride ne oluyor? Dur lan sen de 5 dakika. Ne oluyor usta? Mesela dışkıya... Mantar oluyor. Evet. Mantar oluyor. Evet. Mantar oluyor. Onda o mantarlar da ileriki bir zamanda onlar havayla daha şey oluyor. Mikrop temasa gidiyor. Evet. Yani yayılması, tabii. Çoğalması hayvanlara. Tabii. İnsana da zarar veriyor, kuşlara evet. Da zarar veriyor. Onu duyun arkadaşlar. Yani evet. Bu nem, dikkat edin bu hususlara. Hatta kuşların bağırsağına bile geçiyor. Değil mi usta? İsmi de Candida. Bak araştırsınlar. Eyvallah ustam benim. Candida mantarı. Duyun arkadaşlar. Usta diyorsam, usta gerçekten bilgili ustamız. Candida mantarı. Arkadaşlar bu Osman İnan'ın damızlık kümesi. Evet. Güzel kuşları var. Hepsi bir ana babadan çoğu gelme. Maşallahınızı esirgemeyin. Peki ilk videodan sonra dağıttık burayı. Efendim? İlk videodan sonra dağıttık. İlk videodan sonra yerindeydi. Hepsi yerindeydi. Osman kardeşimi çıkardı. Şöyle gelelim. Bunda da bir hayır vardır. Neyse bu daha güzel olur. Biraz şey oldu. Yağmur da dindi. Arkadaşlar anlat ustam. Bu kuş tam 3-4 gündür bu gitti. Bu yeni düşen kuş diye mi gelen? Evet. Demin düştü ya. Öbür videoda. Evet. Uçmuyordum. Uzaktan attım. Vallahi. Uçmayan kuşları uzağa atarım. Uzaktan atarım. Ele evet. Uğraşmam. Taş at falan filan. Evet. Ne oluyor o zaman usta? O zaman açılıyor. Birkaç sefer yaptığın zaman oluyor mu ustam? Süper oluyor. Gel mi? Gelmese de canı sağ olsun. Ama sen diyorsun mecburen eve gelecek o zaman. Tabii. Yani buradan kalkmayan kuşu nasıl kaldıracaksın? Ama başka tabii. Yerden? Başka yerden atıyorum. İstikrarlı mı oluyor o zaman babacan? Tabii kuş yükseliyor. Bu sefer de zaten o bir aşama var. Küçük bir aşama var. Onu evet. Açtı mı tamam. Kuş artık uçuyor. Eyvallah babam. Mühim olan o
O şey, o zirveyi yakalamak. Hani sen diyorsun yerde yemi az bile versen, hantarlarmış veya buradan kalkmayan kuş veya sağa sola atan kuşu tımar kartona, edebilirim diyorsun öyle. Kartona koyarım. Evet. Bizim burada gama var, gama. Evet. Gamanın o arka tarafında 3-4 kilometreye kadar giderim. Evet. Atarım hepsini, gelen gelir, gelmeyen de gelmez. Zaten gelen de bir daha havada kalkmaz, şey inmez. Çalar yani. Buradan kalktı mı havalanır diyor. Evet, çalar. Ve bu da bir bilgi arkadaşlar. Gel bak. Eyvallah babacan. Bunlar da işte sana dedim ya. Evet. Bunun dişisini kedi götürdü. Evet. O beyazın. Muazzam kusuyor hayvan ha. Deminden beri takip ediyorum da. Kusuyor evet, hayvanları. Çok güzel kuş. Maşallah. Evet. Yani güzel bir damızlık değil mi? Evet. Denemelik daha işte. Uçurdun mu onu babacan? Yok, geldiği yerden yani. Uçtu, ispatlamış kendini. İspatlamış kendini yani. Eyvallah. Anlatacağım bir şey var mı burada? Bunlar da deneyeceğiz. Arkadaşlar, Osman İnan burada kuşları yavru üstünde, yumurta üstünde hepsini burada deniyor. Yani burası arkadaşlar yumurta, yavru üstüne denediği yer. Bir de teke düşenleri atarım buraya. Bir de teke düşenlermiş. Teke düşenler yani. Eyvallah. Atarım buraya. Eyvallah. Burada da normal yavrular mesela yere gelmiş artık yavaş yavaş uçan kuşları veya uçak kuşları daha evet. Teke düşmemiş kuşları burada muhafaza ediyorum. Burada da aç orayı da bakalım babacan. Bakıyorum. Kuş kalmamış. Gerçi hepsi dışarıda. Biraz banyo, hepsi yağmur dışarıda. Üstünden geçti. Hepsi dışarıda. Maşallah tertemiz. Burcu burcu. Emeğine sağlık babacan. Şeyden kurban. Gerçekten Osman adamın dibi arkadaşlar. Ben bir sene önce Osman'ın yanına geldim. Tam bir sene oldu. Bir sene olmuştur babacan. Bana dedi ki sen dedi kuşçu seni bir kuşçuyla tanıştıracağım dedi. He Yaşar Demir. Yani beni Yaşar Demir'le tanıştıran Osman kardeşimizdir. He. O yorumlar beni çok rahatsız etti ya. Yazık ama öyle olmaz ki. Ha, buradan sesleniyorum. Osman İnan bir Kürt kardeşimizdir. O ne yani? Ama normalde adamın dibidir. Her şeyden önce insan olacaksın. Estağfurullah. Osman İnan'ı hem tanıştıran odur. Hem de tepki veren odur. Yani bu yaşlı bir adama nasıl olur da ayıptır dedi. Osman hep kayırdı. Ben Osman'la gurur duyuyorum. Ben yüzüne söyleyeyim. Gerçekten kuşçu örnek bir kuşçu arkadaşlar. Her şeyin başı örnek bir kuşçu. Çoluğuna, çocuğuna bağlı, evine bağlı, hobisine saygı, millete saygı ya gösteren birisi. Eyvallah. Yaşlı bir adam işte. Eyvallah baba. Yani evde oturup ne yapsın? Adam zaten sağlık sorunları var. Kuşlarla işte biraz zaman geçiriyor. Yok yani bazıları nereden tanıdın? Beni tanıştıran sensin. Benim evet. Ben Osman. Yok, çünkü adam kuşunu almıyorsan alma ama o yorumlara ne gerek var? Eyvallah. Almak mı istiyorsun? Gel bak. Evet. Mecbur da dersin almaya. Eyvallah. Gel bak. Uçursun sana. Evet. Tamam mı? Evet. Bak iki çeşit kuş alınır. Evet. Bir, yerde beğenerek alırsın. Evet. Ben sana mesela diyelim tanımıyorum abi. Evet. Yerde beğendin mi? Beğendin mi? Alırsın. Evet. İstiyorsan yani. Evet. Yerde bak kuşlar bunlar. Ben tanımıyorum. Evet. Bir o usulen alırsın. Bir de havada alırsın. Tamam mı? Evet babacığım. Yani ikisini de yapabilirsin. Adam yanına gidersin der, ya yerde bakarsın, uçmuyorsan yerde beğenirsen alırsın ya da uçanını alırsın. Ya da almazsın. Hiç almazsın. Mücür yani, diye bir şey yok ki. Yani. Şimdi mesela diyelim burada biri kuş beğendi. Evet. Mesela diyelim bunun bir bedeli varsa Osman kardeşinize sorabilirsiniz mesela. Ben tanıyorsam şu dibini tanıyorsam. Evet. Bende önce insanlık sonra para gelir. Eyvallah. Kuşun dibini tanıyorsam böyle mili mili ne anlatırım ben. O kuşun ne olduğunu, ne yaptığını, mezatını yani. Anlıyor musun? Eyvallah babam. Ama kuşu tanımıyorsam desem bir yerden aldım. Bir yerden geldi. Tanımıyorum. Yerde beğenmişsen al. Ama uçak kuşa da başka fiyat içerim. Eyvallah babam. Değil mi? Doğrudur babam. Çünkü yemek veriyor. Yo, onu teke düşürene kadar zaten 6 ayın işte. Kaç ayın gider? 3, 4, 5, 6 ay yani rahat. Ya o kuştan kuşa da fark ediyor arkadaşlar. Yani tabii. Kimi bir haftada taklayı dönüyor, kimi 2 haftada dönüyor. Kimi öyle bir ayda. Muslular var ya bu muslular. Muslular kadar adı kuş yok. 6 ay. Buyur. 6 ay sürüyor. Yani del musta yani. He. 6 ay sürüyor. Bak arkadaşlar yani bak bunu da diyelim. Yani her kuş orada.
Usta her kuş birden değil mi Osman? Vallahi birden. He, yani bazıları benim kuş gördüm. İki haftada bazısı bir ay la hayvan da karga gibi uçuyor. Bir haftada çevirenini gördüm ben. He. Ama bir ayda da çevirmeyen var usta. Sen diyorsun 6 ay. 6 ay bunlar. Bunlar 6 ay sürüyor. Ne yapıyor? Düz mü uçuyor bu usta? Ne yapıyor? Ya bunlar önce bir uçuyor. İyi uçuyor. Nefes açıyor. Evet. Önce bir uçuyorlar. Bunlar çok enerjili kuşlar biliyor musun? Bugün bir saat uçarlar. Yarın bir yarım saat eklerler. Öbür hafta 2 saat yaparlar. 3 saat yaparlar. Hele hep uçarlar. Eyvallah. Bir de götlerler hep böyle. Götlerler. Bu götlemenin sonu gelmez anasını satayım. Bu nasıl bir götleme? Aman orada dur Osman, kurban olayım. Gene baştan almayalım. Doldum ben, eve gideceğim. Kurban olayım. Orada. Vallahi 6 ay sürüyor. Babacanlar. Herkes de beslemez ha bu kuşlar. Şarjım bitiyor bu sefer de. Sen herkese selam söyle kuşçu camiasına. Herkese selam söylerim. Bir kusurumuz varsa yanlış anlamasınlar. Eyvallah. Ben görüşüm neyse onu söylüyorum. Kimseden de şeyim yok yani. Arkadaşlar bu götlemenin sonunu size açıklayacağız. Herkese Allah'a emanet ediyoruz. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Osman İnan herkese kardeşimizin selamlar. Yanındaydık. Saygılar. Beğendinizse arkadaşlar like'a basın. İkinci bölümde de normalde şeyimiz daha iyi olurdu. Çekim daha iyi olurdu ama ikinci bölümde arkadaşlar Osman İnan'ın kuşlarına talip olan olursa söz. Eyvallah. Görüşmek üzere. O zaman uçuracağım. Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Urfalı kardeşiniz. Arkadaşlar Osman'ın yanından eve doğru gidiyorum. Allah izin verirse evimize varacağız. Güzel bir çekim oldu. Eğer beğenirseniz like'a basarsanız sevinirim. Ya yer gök oynuyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Osman özünde çok iyi birisi. Efendime söyleyeyim. Allah razı olsun buradan Osman'a. Güzel vakitler geçti. Eğer bir kusurumuz olduysa affola. Bir dahaki çekimde inşallah yine güzel bir çekimle karşınızda olacağım arkadaşlar. Ben Urfalı kardeşiniz. Bir dahaki çekimde görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.